Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında güzel bir kargo açığına daha hoş geldiniz. Nike'dan tatlı bir kargomuz var ama sizlerin de gördüğü gibi, fark edileceği gibi üstten açılmış. Hatta kargoyu eşim almıştı. Ya dedi ki bu kargo açılmış dedi. Allah Allah dedim, bir kontrol et için falan dedim. Neyse kontrol edince sıkıntı yok, ayakkabılar yerinde diye bilgi verdi. Ben de hatırlarsanız Instagram'dan zaten hikaye atmıştım. Olabiliyor böyle şeyler. Aklıma yalnız ne getirdi biliyor musun? Bir kez Amerika'da bir ayakkabı çıkıyordu ama hangi ayakkabı? 2017'ler falan olsa gerek. Farklı bir kutu yapmışlar ona. Özel bir kutu yapmışlar. Kaktüs çiçeklerden falan olabilir. Ve kargoda direkt soyulmuş. Yani ya onlar çaldı ya da kapıya koyuyorlar ya, o kutuda onun olduğu belli. Düşün, insanlar diyor ki 20 bin dolarlık ayakkabı, örnek veriyorum, veya 10 bin dolarlık ayakkabı. Onu direkt alıp kaçmış, çalmışlar. Şimdi aklıma o geldi. Yani dedim, kocaman Nike olduğu belli, içinde muhtemelen pahalı bir ayakkabı olduğu belli ve ayakkabılar artık yani 3-4 bin liralar düşününce böyle bir şey oldum, kötü oldum, hani daha gizleseler mi acaba falan oldum. Hani oradan geldi, belli olmasa mı oldum. Muhtemelen ileride sizler de karşılaşabilirsiniz. Eğer kendi apartmanlara böyle giriş çıkış olan bir yerde oturuyorsanız sıkıntı. Bizi şundan mahrum bıraktılar aslında, şu pull for freshness, ama ben yine bir pull yapacağım ya. Evet. Bizim olayımız buydu. Çıkartalım arkadaşlar. Bayağı da beklediğimiz bir ayakkabıydı. Çıkartalım. Ve sizlerin de gördüğü gibi ne? Jordan Luka 1 Luka Magic. Luka Doncic'in arkadaşlar ilk imzalı ayakkabısı. Zion Williamson'dan sonra sonunda Luka'nın ikisi de geldi. Yakında gelecek farklı NBA oyuncularında muhtemelen olacak. Ama Luka'da biraz geç kaldılar. Zion Williamson anında çıkmıştı. Adam şu an MVP listelerinde tepede gösterilen bir adam. Kesinlikle olması güzel bir şey. Biraz kutusunun üstüne bakalım. Nereli? Luka Doncic, Litvanya mı? Sarışın hissi verdi çünkü bana da, o yüzden. Zaten öyle. Annesi falan da genç. Kendisi de genç. Çok genç. Real Madrid'de oynamıştı. Bayağı tamam, Avrupa'yı fethedip gelmişti. NBA'de herkes patlayacak demişti. Hatta o sıralar ben yorumları okumayı çok seviyordum. Instagram'da basketbol sayfalarından işte NBA Avrupa'ya benzemez. Seni şöyle yaparlar, böyle ederler. Hepsinin cevabını da verdi. Adam gerçekten yavaş çekimde gibi oynuyor ama patır patır. Jordan atletleri ciddi manada iyi olmaya başladı. Yakında arkadaşlar Jason Tatum'a da çıkarsa hiç şaşırmayın. O da zaten geçen sene finallerde de, finallere kadar gelmesi de harika bir şeydi. Ve hani Luka Doncic olacak. Aslında logosu şu beyazlı kısımlar. Ayakkabının üstüne kondurulmuş. Ve beyazlı kısımlardan da böyle ufak ufak çizgiler geçtiğini görüyoruz. Çok ağır değil, çok hafif değil. Hadi şöyle açalım. Şimdi çıkartalım. Gördüğünüz gibi logosu işlenmiş bir kağıt. Ama çift kağıt değil. Bang bang. Eskilere dönüyoruz, ne dersin? Sanki. Yani eskilere dönüyoruz derken Jordan arkadaşlar. Jordan pembesi falan. Siyah beyaz ayakkabıları çok alırdık ya bir zaman. Hatırlıyorsun değil mi kanalı açtığımızda? Şu altını görüyor musun? Çok iyiymiş. Yarış arabası gibi. Evet, yarış arabası gibi. Gerçekten öyle. Jordan Formula 3 yastıklaması. Altı çok gerçekten güzel bir translucent taban. Evet, hoş gözüküyor. Bir tanesini size doğru, bir tanesini de kendime doğru alıp ön incelememize başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabanı çevirmeden önce sence güzellik olarak nasıl gözüküyor? Beğendim ben. Değil güzelmiş. Mi? Güzel gözüküyor. Luka Doncic'in ayağında hiç beğenmemiştim. Bir de bu ayakkabı arkadaşlar, ilk çıktığı rengi, beyazlı bir rengi vardı. Alacaktım. Çok ilginç. O sıra sepete eklediğimde sepet onaylanmamıştı. Bana da birçoğunuz bazen yazıyor. Abi Nike'de şöyle bir sıkıntı yaşıyorum, böyle bir sıkıntı yaşıyorum diye. Bunda da ben aynı şeyi yaşadım. Ödemeniz alınamadı diyordu sürekli. Uygulamadan girdim, işte Safari'den giriyorum, Google Chrome'dan giriyorum. Hani çözülür demişlerdi. Maalesef ki ikisinden de girmeme rağmen alamadım ve benim numaram bitti. Dolayısıyla geç kalmak zorunda kaldım. Sonra bir ek daha geldi, o da bir günde iki günde bitti. Neyse en son bunu hiç beklemedim. Çıktığı gün hemen sipariş ettim. Bence güzel de oldu. En güzel rengini almış olduk. Diğer renklerini bu kadar beğenerek almamıştım. Ayakkabı gerçekten çok şık ve güzel gözüküyor. Özellikle bu rengi. Hemen şöyle altını çevireyim. Tatlı bir taban yapısı var arkadaşlar. Elimle dokunduğum zaman translucent olmasına rağmen çok sağlam gibi duruyor. Yani sanki dışarıda oynanırmış izlenimi verdi. Tabii ki dışarıda oynamayın böyle bir taban yapısıyla. Direkt olarak biz baktığımız zaman ayakkabının yastıklamasını görüyoruz. Ve bir içinde kullanılan... Buzumsu gibi bir şey var ama. Dokunabiliyorsun. Şuradan bir pencere açılmış. Bayağı rahat ve içine gömülen bir yapı gibi duruyor. Fakat çok fazla çeperlendiği için acaba o kadar zıp zıp olacak mı emin değilim. Mesela şu sert yapı biraz acıtabilir mavi gibi mi diyorsun? Geldi. Evet. Mavi yapı da aslında birçok ayakkabıda kullanılan orta taban desteği. Daha farklı tipte bir destek yapılmış. Aynı zamanda o destekler bakın yukarı doğru da çıkıyor. Yani ayakkabıya güçlü bir form verecek. Gördüğünüz gibi yastıklamada tüm tabanda Formula 23 diye bir yastıklama tipini ilk defa burada gösterdiler.
Ben açıkçası faylona benzetiyorum. Ya da Adidas'ın faylonuna benzeyeceğini düşünüyorum. O da yumuşak olursa bakalım. Çok aşırı ses getirmeyen bir yastıklama tipi oldu sonuçta. Şöyle yukarı doğru orta tabana bakalım. Bu tarz tabir fırçanından çıkan boya izleri hep benim hoşuma gitmiştir. ID zamanında yaptığım zaman da hep görünümleri ben de seçerim. Bembeyaz bir görünümdense farklı noktalarında farklı detaylar olması hoşuma gidiyor. Arkasında Jordan logosu, zaten şuradaki mavilikler oldukça güzel. İç tarafında ise yine ayakkabıyı tutan bir pençe var. Onun üstünde de bir şey yazıyor. Jordan Brand Basketball Luka Doncic Signature demiş. 2022 Formula 23 Flightwire ve ne demiş? Magic demiş arkadaşlar. Bu şekilde de branding var. Bu şekilde de kondurmalar var. Şurada oldukça da hoş. Orada Jordan Brand Basketball yazıyor bunda. Onda farklı bir şey mi yazıyor? Farklı bir dil galiba. Onda da bakayım ne yazıyormuş. Şey, adamın kendi dili galiba. Ha, evet. Muhtemelen veya farklı anlama gelen de bir şey olabilir. Üstüne bakalım arkadaşlar, bu flight wire dediği kısımlarda üstünde olan bu wire sistemi, yani ağ sistemi var. Bayağı güzel gözüküyor, hoş gözüküyor. Bu ağları da gördüğünüz gibi plastik bir katmanla köşelerden ayakkabıya yapıştırmışlar ta arkaya kadar. Hem güzel bir görünüm vermiş hem de tabii ki ayakkabıyı tutacak güçlü bir yapı olacak. Jordan logoları bu yazıyla birlikte oldukça tatlı duruyor. Bağcıkları gayet normal. Diline gelelim. Şu aynı zamanda içindeki şeyleri de çıkartalım yavaştan. Fosforlu bir yapısı var. Fosforlu bir dil kullanılmış. Bu arada Luka'nın şeyini beğeniyor musunuz? Logosunu. Ben aman aman çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Bu tarz logolar çok fazla var zaten. Bu arada bir tanesinin içi kırmızı, bir tanesinin içi maviymiş. Şöyle çevireyim sizlere de. Ben de şu an onu aşırı uygun giymişim, biliyor musun? Şortum kırmızı, üstüm mavi. Mavi kırmızı, ben de bir kombin yapmış oldum. Dil bu arada çok aşırı hoşuma gitmedi. Ama şu arka kısmı güzel duruyor arkadaşlar. Ayakkabıyı bakın, dış çeper var. Yine buraya parmağım giriyor. Ha, bu tarz kullanımlar, yani çok fanı değilim. Umarım ayağım rahat eder, ona bakıyorum açıkçası. Biraz şuralar acıtabiliyor zaman zaman eğer ki daha ince çorap giydiyseniz. Ama içteki oturduğu, ayağınız oturduğu kısım güzel olacak onun gibi. Onun için yapıyorlar? Yani yapıyorlar. Bir farklılaşma, farklı bir tasarım. İki, sanki ayakkabının üstünde bir çeper veya ekstra bir katman giyilmesi durumu olabiliyor. Belki üretim aşamasında da belli kolaylıklar sağlıyor olabilir. Bir makine içini yapıyordur, bir makine belki yıpranmasını mı? Bu arada mesela şuraya kadar, bak parmaklarım şuraya kadar giriyor. Şurada herhalde birleşiyor. Yani böyle çift katmanlı bir yapı kullanımı var. Hani böyle görüntü olarak da benim aşırı hoşuma gitmiyor. Tutma kısmı arkada, pull tabimiz. Hem dıştan hem içten bağlantılar var. Biraz ayakkabının kalıbını daraltıyor gibi geliyor. Evet, ama kesinlikle. Benim de sevmediğim noktalardan biri o zaten. Arka topuk kısmı, şurası biraz daha dandik ve çabuk beyazlayacak bir kumaş yapılmış. Altında ise bu yine fosforlu yapı mevcut. 45 aldım her zamanki gibi. Fiyatı 200-300 arasındaydı, yanlış olmasın. Ama her renk biliyorsunuz Türkiye'mizde, güzel Türkiye'mizde değişebiliyor. Eğer hoşunuza gidiyorsa sipariş verebilirsiniz. Beklentim çok aman aman değil. Kötü olacağını da çok düşünmüyorum. Ortalama güzel bir ilk imzalı ayakkabı olacaktır. Ama tabii ki bir PG1 o şeyi olmayacak. Veya Zion 1'deki benim için çok iyiydi. Mesela yastıklaması tamam, tartışılabilirdi. Bundan öyle bir şey beklemiyorum ama görüntü olarak bence yine benim bayıldığım, üst sıralarda sevdiğim ayakkabılardan biri olabilir. Bakalım ayağımıza giyelim ve çıkışımıza. Evet, Sushi'cik sen de mi bakmak istiyorsun? Şu sol ayağımızı bir giyelim bakalım. Evet, neyse güzel oldu. Ben bir yan dar mı olacak acaba dedim. Şöyle bağcıklarımızı da. Şu bağcıkları şöyle yapıyorlar, hep yanlış yapıyorum. Dışa doğru baktığı zaman sıkabiliyorum ama içe doğru yaptıkları zaman yanlışlıkla bağcıkları hep geri çekiyorum. Bir de ben şunu seviyorum. Bağcıklarımı tam bağladığım zaman logonun gözükmesini seviyorum. Böyle yapınca logo gözükmüyor. Bir hoşuma gitmiyor. Evet. Hatta bazen logo gözüksün diye alttan bağladığım falan bile oluyor. Arkadaşlar şurayı pek beğenmedim bu arada. Şimdi dikkatimi çekiyor. Bakın şuraya yakınlaşabilir misin? Bak şurası ayrık bir kısım. Böyle altta kalabiliyor, bir süre sonra canınızı sıkabilir, hoşuma gitmedi. İşte bu kadar ikili katmanlar yapılması, iç içe parmağının sokabileceğin kadar boşluklar olması, bir süre sonra da hani ayakkabı eskidikçe de bozuklar daha falan koymak içindir belki. Bilmiyorum. Evet, çok temiz bir görüntüye sahip sanki, değil mi? Çok temiz ve güzel bir görüntüye sahip gibi geldi bana da arkadaşlar, jilet gibi. Biraz sanki şuraları fazla mı uzun gözüküyor? Güzel gözüküyor. Öyle bence mi? Yani dediğim gibi yarış arabası görünümü var. Ayakkabılar. Arkadaşlar, bir ayakkabıya benzeteceğim ama çıkaramadım. Çıkaramadın mı?
Arkadaşlar bayağı şu an için güzel. Acaba Jordan 32 tarzı mı? Belki biraz olabilir. Dediğin gibi Jordan 32 tarzı biraz olabilir. Yastıklaması da gayet hissedilebilirmiş. Tahmin ettiğim gibi Bounce'a çok andırıyor yani Adidas'ın Bounce'una. Tüm tabanda oluşuyor. Hafif şuralardan hissettirdi kendini. Yani geniş ayaklı arkadaşlarım için çok bilemiyorum nasıl olur. Ayaklarınız rahat etmeyebilir. Çok fit, çok sıkı. Güzel de bir sanki taban tutuşu olacak. Ben şu an gerçekten tabanını çok beğendim. Yastıklamayı da beğendim. Çok dengeli, çok güçlü hissettiren. Aynı zamanda hafif. Yani öyle ağırlığı da fazla yok. Bu arada tartımız bozuldu. Şu ağırlıklara bakabilmem için tartı da alıyor olmam lazım. Ben de mavi kırmızı bir kombini yapmıştım. Ayakkabının içini bilmeden bu arada. Evet. Evet çok hoş, çok güzel. Şu an ayakkabı gayet iyi. Tam böyle her pozisyona uygun, herkesin alıp kullanabileceği bence güzel bir basketbol ayakkabısı olacak. Biraz bilekleri çok boş hissettiriyor. Üst kısım hafif ama gayet iyi. Yani yastıklamalı kayrı gibi de düşünebilirsiniz. Üst kısmı gerçi o kadar kuvvetli ve güçlü olmasa da keyifli. Keyifli yani. Bundan şu an beklentilerim yükselmeye başladı. Hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu videoyu. Biliyorsunuz arkadaşlar birkaç hafta içerisinde zaman geçiriyorum ve sizlere daha sonrasında detaylı performans incelemesi videoları çekiyorum. Orada bütün ayakkabının bölümlerine de puanlar veriyorum. Ama beklemek istemiyorsanız tabii ki bu videolarda sizlere ön bir fikir veriyor. Detaylı performans incelemesinde görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı dahisi bugünlük. Out.